Aşağıdakilerden hangisi iletisi bakımından bu manzum fabl ile benzerlik gösterir? Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın tilki kokuyu almış olmalı. Ona name yap yapmaya başladı. O karga cenapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanım varsa, tüyleriniz gibiyse sesiniz. Sultan sayılırsınız bütün bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti bay karganın göstermek için güzel sesini açınca ağzını düşürdü nevalesini. Tilki kapıp onu dedi ki efendiciğim size küçük bir ders vereceğim. Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere böyle bir ders de değer sanırım bir peynire. Karga şaşkın, mahcup, biraz da geç ama yemin etti gayre faka basmayacağına. Ya yani baktığımız zaman şiir arkadaşlar parçada tilki kurnazlığıyla aldatan insanları, karga ise kolay inanan kendisini övenlere hemen kanan insanları temsil eder. Özellikle üzerinde durulması gereken kısım tilkinin güzel sözlerle istediğini elde edebilmesidir. Sözün önemini anlatan bir diğer parça da biz burada A seçeneğinde görüyoruz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola ağlı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Yani burada da yine ağızdan çıkan bir sözün önemi anlatılmaktadır. Beyit söz savaşı da bitirir, yarayı da iyileştirir. Söz zehirli aşı bal ile yağ edebilir gibi bir anlama sahiptir ve fablın verdiği öğütü benzerlik göstermektedir. Haliyle doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Diğerlerine bakmayacağım ama şurada E seçeneğine e, dikkat çekmek istiyorum bir de. Güneş gibi ol şefkatte, merhamette gece gibi ol ayıpları örtmekte. Yani diyor ki şefkatte herkese eşit bir şekilde yani güneşin nasıl ışıkları herkese eşit bir şekilde gider. Şefkatte de öyle ol. Merhamette de o gecenin karanlığı nasıl e, bir ıssızlık yaratırsa, nasıl her şeyi karanlığa hapsederse merhamette de öyle ol ve kimseye o ayıpları gösterme. O ayıpları da gece gibi kapat, ört demek istiyor. Aslında burada da bir öğüt içerikte aynı fable'da da mesela biz ne deriz? Fable didaktik üsluba sahip manzumelerdir. Ders çıkarmak, öğüt vermek amacıyla yazılır. Burada da bir öğüt verme, ders çıkarma gibi bir durum söz konusu. Fakat iletisi bakımından baktığımızda manzum e, fable ile benzerlik gösteren burada A seçeneğidir. Tekrar söylüyorum. Biz buradaki dizelerde parçada tilkinin kurnazlığından, karganın ise açıkçası biraz saflığından, alıklığından bahsediyoruz. Kolay kanan insanları temsil ettiğinden bahsediyoruz. Ama burada daha farklı bir öğüt durumu söz konusu. Ama buradaki A seçeneğindeki beyit aslında burada da yine söz ile insanları kandırmak ya da söz ile daha güzel bir durum ortaya çıkartabilmenin önemi. Yani söz ve söz burada fable ile A seçeneğindeki beytin ortak iletisidir diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tulgası kıvılcımlar saçan Hector ölürken şunları söyleyebildi. Seni daha görür görmez bilmiştim. Sen kanmazsın. Sende demirden bir yürek var. Yalnız dikkat et. Tanrıların öfkesini üstüne çekmeyesin. Bütün yiğitliğinle beraber bir gün Paris ile Phoebus Apollon sana da Sikes kapıların önünde ölümü vereceklerdir. Şeklinde bir parça var arkadaşlar. Türün orijinal hali Nesir biçimindedir diyor. Nesir demiş olduğumuz düz yazıdır arkadaşlar. Fakat bu İlyada destanından alınma bir parça ve bu türün orijinali nesir değil e, şiir biçiminde kaleme alınmıştır. Yani türün orijinal hali nesir biçimindedir ifadesi bu parçayla ilgili söylenemez olandır. Doğru cevabımız da A seçeneği olmalıdır. Diğerlerine de bakalım. Tabiat üstü ayrıntılara yer verilmiştir. Evet tanrıların öfkesini üstüne çekmeyesin derken mesela tanrılardan bahsetmesi. Doğa üstü bir ayrıntıdır ve haliyle <laughs> B seçeneğindeki ifade de söylenebilir bir ifadedir. Olaya dayalı bir anlatıma sahiptir. Ee, parçanın bir destandan alındığını, ileri destanından alındığını söylemiştim. Destanlar işte nasıl söyleyeyim romanlar gibi, hikayeler gibi ya da mesneviler gibi e, belirli olaylar çerçevesinde gelişen anlatılardır. E, ve haliyle bu ifade de doğrudur. Sanatlı bir söyleyişten söz edebilir, edilebilir. Evet, mesela şurada demirden yürek derken yüreğin demire benzetilmesiyle bir teşbih sanatı yapılmıştır ve sanatlı söyleyiş seçen parça içerisinde yer almaktadır. Bu da doğrudur. Bir ulusu etkileyen olaya yer verilmiştir. Bu da doğru bir ifadedir. Ne için? Çünkü e, az evvel de söylediğim gibi parçanın İlyada destanından alınmış olması yani bunun bir destan olması ulusu etkileyen bir olay olması anlamına gelmektedir. Çünkü destan demiş olduğumuz şeyin zaten tanımı bir ulusu etkileyen derinden sarsan olayların anlatılması durumudur arkadaşlar. Haline E seçeneğindeki ifade de bu parça için söylenebilir olandır. Tekrar söylüyorum doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tulgası kıvılcımlar saçan Hector ölürken şunları söyleyebildi. Seni daha görür görmez bilmiştim. Sen kanmazsın. Sende demirden bir yürek var. Yalnız dikkat et. Tanrıların öfkesini üstüne çekmeyesin. Bütün yiğitliğinle beraber bir gün Paris ile Fibos Apollon sana da Sikes kapıların önünde ölümü vereceklerdir şeklinde bir parça var arkadaşlar. Türün orijinal hali nesir biçimindedir diyor. Nesir demiş olduğumuz düz yazıdır arkadaşlar. Fakat bu İlyada destanından alınma bir parça ve bu türün orijinali nesir değil şiir biçiminde kaleme alınmıştır. Yani türün orijinal hali nesir biçimindedir ifadesi bu parça ile ilgili söylenemez olandır. Doğru cevabımız da A seçeneği olmalıdır. Diğerlerine de bakalım. Tabiat üstü ayrıntıları yer verilmiştir. Evet, tanrıların öfkesini üstüne çekmeyesin derken mesela tanrılardan bahsetmesi doğa üstü bir ayrıntıdır ve haliyle <laughs> B seçeneğindeki ifade de söylenebilir bir ifadedir. Olaya dayalı bir anlatıma sahiptir. Ee, parçanın bir destandan alındığını ile de destanından alındığını söylemiştim. Destanlar işte nasıl söyleyeyim romanlar gibi hikayeler gibi ya da mesneviler gibi e, belirli olaylar çerçevesinde gelişen anlatılardır e, ve haliyle bu ifade de doğrudur sanatlı bir söyleyişten söz edebilir, edilebilir. Evet, mesela şurada demirden yürek derken yüreğin demire benzetilmesiyle bir teşbih sanatı yapılmıştır ve sanatlı söyleyiş seçen, parça içerisinde yer almaktadır. Bu da doğrudur. Bir ulusu etkileyen olaya yer verilmiştir. Bu da doğru bir ifadedir. Ne için? Çünkü az evvel de söylediğim gibi parçanın İlyada destanından alınmış olması, yani bunun bir destan olması Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen konulardan birine örnek değildir diyor. Soru bakalım neymiş o sözü edilen konular? Türkülerin içerik bakımından çok çeşitli sınıflamaları yapılmıştır. Çocuk, tabiat, herhalde bunlar tabii çocuk, tabiat, kahramanlık, iş, aşk konularında türküler söylene gelmiş. Bu da şiirin türünü belirlemiştir. Bu konulardan birine örnek değil. Hangisi değil bakalım. Adana'nın pambuğu, altın dolu sandığı, inanmayın hep yalan, el kızının yandığı. Burada nedir arkadaşlar? İş yani hani pamuk, çiftçilik, tarım bahsedilen e, durum var ve bu da haliyle iş konularında, iş konusunda söylenmiş bir türküdür diyebiliriz. Eğerleyin kır atımın ikisin, feth edeyim düşmanların hepsin, sabah namazında Bağdat kapısın, Allah Allah deyip geç, açtı genç Osman. Bu da ne var arkadaşlar? Çok net bir şekilde kahramanlık, yiğitlik barındıran yani epik nitelikte yazılan bir şiirdir. Ne diyoruz? Kahramanlık konuludur diyoruz. C'ye bakalım. Ben bu dağdan geldim geçtim boz bulanık suyun içtim. Ben yarından ayrı düştüm gördünüz mü bakan dağlar. Baktığında dağlardan bahsediyor. Boz bulanık sulardan bahsediyor. Ee, yine dağları falan yani pastoral nitelikte olan yani tabiatı konu alan bir şiirdir arkadaşlar. Tabiat da burada vardı zaten. Altı kardeş idik bindirdik ata. Hürüyü yolladık üç köyden öte. Kızıl ırmağı varınca oldu bir hata. nettin Kızılırmak allı gelini diyor. Burada aslında bahsedilen konu nedir arkadaşlar? Ölüm üzerine... Yani e, ağıt niteliğinde bir şiir görüyoruz burada. Burada ağıt var mı, ölüm var mı? Hayır yok. O zaman burada bahsedilmeyen ölüm, e, ö, burada bahsedilmediği için ölüm doğru cevabımız da haliyle D seçeneği olmalıdır. Devam edelim. Zeynep'in alı var, alı neylesin? Al yanak üstüne şalı neylesin? Bu yosmalık dururken malı neylesin? Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im. Burada da aslında bir nevi aşk konusunun hakim olduğunu görmekteyiz. Aşk da burada var zaten aşk konularında söylenen bir Türk olarak E seçeneğindekini değerlendirebiliriz. Bunu da geçtik. Tekrar söylüyorum. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Bu metinlerle ilgili 1, 2, 3, 4 yargılarından hangisi kesin olarak söylenir diyor soru. Bakalım birinci metin. A eyledim servi hıramanın içindir. Kan ağladığım goncayı handanın içindir. İkinci metin. Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözüm yaşı değirmeni yürütür, bu hasratlık beni dahi çürütür, bana sıla da bir gurbette, gurbet ilde bir diyor. Ee, şimdi baktığımız zaman bir tanesi divan şiirinden alınmış, bir tanesi halk şiirinden alınmış. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Beyitle kurulmuş, dörtlükle kurulmuş. İşte Arapça, Farsça tamlamaların olması, fakat buradaki dilin daha sade olması, dilin ağır olması gibi farklılıklar ile biz bunu görebilmekteyiz. Şimdi bakalım buraya ait oldukları şiir geleneği aynıdır diyor. Aynı değildir, farklıdır arkadaşlar. Çünkü neden farklıdır? Hemen söyleyeyim. Bir tanesi divan şiir geleneğini yansıtırken, diğeri ise halk şiiri geleneğini yansıtmaktadır. O yüzden bu söylenemez bir ifadedir. Nazım birimleri farklıdır. Evet bir tanesi beyitlerle kurulmuş, bir tanesi ise dörtlüklerle kurulmuştur. Nazım birimleri o yüzden farklıdır. Kesin olarak söylenebilir. Lirik şiir türüne örnektirler. İki şiire de baktığımızda da sevda konusunun hakim olduğunu görmekteyiz. Sevda konusunun yani duyguların yoğun olmuş olduğu şiirlere biz lirik şiir diyoruz. Bu da kesin olarak söylenebilir. Kullanılan ahenk unsurları değişiklik gösterir. Çok da değişiklik göstereceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü baktığımız zaman şiire redif gibi, uyak gibi unsurların mevcut olduğunu her iki şiirde de ben direkt baktığım zaman görebiliyorum. Bu unsurların değişiklik göstereceğine ilişkin kesin bir yargıya da varılamayacağını size söyleyebilirim haliyle kesin olarak söylenecekler 2 ve 3'tür. O da B seçeneğindedir. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bu tablodaki numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor soru. İslamiyet etkisindeki şiir ikiye ayrılmış. Divan, halk olmak üzere yine bunlar da kendi aralarında alt başlıklara ayrılmışlar. Şimdi burada aslan nazım biçimlerini soruyor bize. Bentlerle yazılan nazım biçimleri tuyu, rubai, rubai, murabba verilmiş. Bir de burası boş bırakılmış. Ne gelebilir? Terkibi bent, tercihi bent gelebilir aslında. Naat getirilemez çünkü naat bir nazım biçimi değil, nazım türüdür. Ee, Peygamber Efendimizle ilgili yazılan şiirlerdir. Yine münacat da aynı şekilde bir nazım türüdür. O da Allah'a yalvarmak, yakarmak anlamına gelen ve bunun e, bu amaçla yazılan şiirlerdir. Fakat şarkı da yine aynı şekilde bir nazım biçimidir ve bentlerle kurulanlardandır. Terkibi bent, tercihi bent şarkı olabilir fakat C seçeneği ve E seçeneği olamaz. Şimdi ikiye bakarak devam edelim. Gazel, kaside, müstezat, kıta, beyitlerle yazılanlar. Bir de gazel, kaside, müstezat ve kıtanın yanında mesnevinin olması gerekir arkadaşlar. Mesnevi de beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden bir tanesidir. Mersiye, metiye bunlar yine kasidenin bölümlerinden bir tanesidir mesela metiye. Mersiye ölüm üzerine yazılan şiirlerdir. Fakat mesnevi kaldı burada. Zaten haliyle doğru cevabımızı da çıkarmış olduk. Doğru cevap D seçeneği olacak. Biz devam edelim. Şarkı geliyor buraya. Tamam şuraya şarkıyı yazalım. Şarkı kaldı çünkü elimizde. Mesnevi, e, mani, ninni, ağıt, anonim şiirler, bir de türkü vardır. Türkü, o da zaten burada verilmiş. Aşık tarzı şiirler, koşma, semai, destan, bir de varsa Varsığı, o da burada verilmiş. Tekke şiirlerinde de nutuk zaten burada kalmış. İlahi, nefes, deme, şatiye, devriye ve nutuk numaralandırılmış yerlere getirilmesi gerekenlerdir arkadaşlar. cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler, cihana, noktadır benlerin sayamadım ben. Çaprak uyak düzeni, çapraz uyak düzeniyle gör, e, örülmüştür diyor. Baktığımız zaman olduğum ben, cihana ben. A, B, C, B şeklinde kafiyelendiğini görmekteyiz. Şimdi çapraz uyak düzeni demiş olduğumuz bizim karşımıza genelde bu şekilde çıkar. AB AB şeklinde çıkar. Fakat 2 ve 4. dizelerin kendi aralarında kafiyeli olması bir şiirin çapraz uyak düzenine sahip olmuş olduğu anlamına gelir. Hani bunu söyleyebilirim size. Bu da ekstra bir soru e, ile kazanacağımız bilgilerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman 2 ve 4. dizeler birbiriyle kafiyeli olduğu için biz bu şiire çapraz uyak düzeniyle örülmüştür diyebiliriz. Yanlış bir ifade değildir. Tekrar söylüyorum 2 ve 4. dizelerin birbiriyle uyakta olması yeterli. 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki tane dizeyi saymamız yeterli. 11'li hece ölçüsünün kullanıldığını gördük. Düzensiz bir durağa sahiptir. Bakalım. Ela gözlerine dedik ayırdık. Kurban olduğum. Yüzüne bakma dedik ayırdık. Doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana. Noktadır benlerin. Sayamadım ben. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 5. Herhangi bir problem var mı? Hayır yok. Bütün dizeler artı 6 artı 5 durak düzenine göre oluşturulmuş. Yani düzenli bir durağa sahip şiirden bahsediyoruz. O zaman düzensiz bir durağa sahiptir ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yarım uyak ve redif vardır. Bunlara da bakalım. Burada zaten bir kafiye durumu söz konusu değildi. Benler nedir arkadaşlar? Benler sözcük halinde rediftir. Doyamadım, sayamadım, doy, say. Bunlar da y seslerinin tek ses benzerliği sonucunda yarım uyak oluşturduğunu görüyoruz. Yani şiirde yarım uyak var. Şuradaki amadımlar nedir? Ee, ek halinde rediftir. Ek halinde redif de var. Hatta sözcük halinde, sözcük halinde redifte de var. O zaman D seçeneği de doğrudur. Coşkun bir üsluba sahiptir. Sevgiliye bir sevgilinin fiziki özelliklerinden bahsetme, aşk duygusunun yoğun olduğunu bu şiir içerisinde görmekteyiz. Yani lirik bir şiir olduğunu görmekteyiz. Lirik şiirlerde de bir coşkunluk durumu söz konusudur. Coşkun bir üsluba sahiptir şiir. Evet, sahiptir. Tekrar söylüyorum doğru cevabımızı C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinin hangisine örnek verilebilir? Ekseri sonbahar gecelerinde sızarken camlardan ince bir yağmur. Düşünürüz her şey yerli yerinde ama gözlerimiz niçin doludur? Şimdi şiire baktığımız zaman arkadaşlar bir hüzün, e, duygusallık hakimdir. E, ve biz bu tarz şiirlere, duygu yüklü e, şiirlere lirik şiir diyoruz. Yani doğru cevabımız aslında A seçeneği olmalıdır. E, diğerlerine de kısaca baktığımızda epik şiirde bir yiğitlik, kahramanlık temasının hakim olduğunu görüyoruz. Satirik şiirlerde yergi, hiciv, eleştiri durumlarının var olduğunu görüyoruz. Didaktik şiirlerde daha çok öğreticiliğin ön planda olduğu, bilgi verme amaçlı olarak yazılan şiirlerin olduğunu görüyoruz didaktik şiirde. Dramatik şiir ise biraz daha farklıdır. Lirik, epik, satirik didaktik şiire göre. Dramatik şiir aslında biraz manzum tiyatro olarak değerlendirilebilir. Manzum tiyatrodur aslında bu ve üçe ayrılır. Nelerdir bunların alt başlığı komedi vardır bunun içinde trajedi vardır bir de dram vardır. Yani e, dramatik şiir de budur diyebilirim size kısaca. Doğru cevabı tekrar söylüyorum lirik olmalıdır. Bu şiirde aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi yoktur? Zeytinyağlı yiyemem, basma fistan giyemem, senin gibi cahile ben efendim diyemem. Kaldım duman içi dağlarda sevgili yarim nerelerde? Asmada üzüm aldım, sapını uzun aldım. Verin benim yarimi, annemden izin aldım. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde? Hemen şunları şöyle bir göstereyim size öncelikle. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde? Tekrar etmekte. O zaman bunun bir türkü olduğunu görüyorum ben aslında. Türkü, yani şuradaki tekrar eden kısımların nakaratı oluşturduğunu söyleyebilirim. Şunu bir aradan çıkartalım öncelikle. Ee, ölçüsüne baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'li bir hece ölçüsüne sahiptir. Yani şiirde ölçü ahin kunsuru olarak Kullanılmıştır. bunu da geçtik. Redif var mı? Hemen şu ilk iki dizeye baktığımız zaman, emem emem bunlar görevleri itibariyle aynı oldukları için e, redif olarak değerlendirilir. Şuradaki yi, gi aslında şuradaki y sesi yardımcı e, ünsüzdür. Fakat görev itibariyle farklı oldukları için burada yiy y seslerin, yani i seslerinde tam uyak vardır. E, bir de şurada mesela aldım aldım burada da yine ne var arkadaşlar? Burada da redif var. E, redifi de gördük. Cinaslı uyak var mı? Cinaslı uyak. Hemen bakıyorum şöyle şiire cinaslı uyak yok arkadaşlar. Peki nedir cinaslı uyak? Cinaslı uyak sesteş kelimelerle yapılan kafiyedir. Yani dize sonlarında yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklerle yapılan kafiye olarak düşünülmelidir. Böyle bir örneği de ben bu şiir içerisinde göremiyorum. Yani bu ahenk unsuru yani cinaslı uyak şiirde yoktur. Doğru cevabımız cinaslı uyak olmalıdır kelime tekrarına baktığımız zaman da daha demin şu redifleri görmüştük. Aldım aldım. Bunlar nedir arkadaşlar? Ee, rediftir. Şey pardon, kelime tekrarıdır ee, diyebilirim. Başka bakayım. Ha, burada da aldım var mesela. Evet, kelime tekrarını da gördük. Tekrar söylüyorum. Doğru cevabımız D seçeneği cinaslı uyak olmalıdır. Numaralanmış özelliklerden hangisi trajedi ve komedi için ortaktır? Bakalım. Üslupta kusursuzluğun aranması bu arkadaşlar trajedinin özelliğidir. Üslupta trajedide, üslupta kusursuzluk aranır fakat komedide böyle bir durum yoktur. Daha çok halkın ağzından olayların aktarıldığını görürüz komedide. Ee, yani farklıdır. Ortak değildir dedik. Meydana gelen her olayın sahnede canlandırılması bu komedide görülen bir özelliktir. Trajedide görülmemektedir. Devam ediyorum. Konuların gündelik yaşamın sıradan olaylarından seçilmesi yine komedi ile ilgilidir. Trajedide böyle bir durum yoktur. Bir olayın belli bir mekanda, bir olayın belli bir mekanda ve bir günle sınırlı olması durumu yer zaman olay birliği yani biz buna aynı zamanda kısaca üç birlik kuralı da diyoruz ve üç birlik kuralı hem trajedi için hem trajedi için hem de komedi için bir ortak özelliktir. O zaman bunu aldık. Oyunda koroya yer verilmesi. Bu zaten oyunda koroya yer verilmesi demiş olduğumuz komedi ve trajedi man, e, dramatik şiirin alt başlıkları olarak karşımıza çıkar. Dramatik şiir demiş olduğumuz zaten bir e, manzumeye dayalı olması durumudur. Yani manzumluk varsa manzume varsa, e, baktığımız zaman tiyatroda varsa o zaman koro da vardır diyebiliriz. Yani koro hem trajedinin yine hem de komedinin ortak özelliğidir. O zaman 4 ve 5 bizim Doğru cevabımız yani D şıkkı bizim doğru cevabımız olmalıdır. Aruz ölçüsüyle numaralanmış yargıların hangilerinde bilgi yanlışı vardır diyor soru. Bilgi yanlışını arayacağız. Ee, açıklayarak gideceğim. Çadırın ortasına dikilen direk anlamına gelen aruz Arap edebiyatı kaynaklı olup mısraların hece sayısına sayı, hece sayısına dayalıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Mısraların hece sayısına değil, mısraların e, mısralardaki hecelerin açıklık ve kapalılık esasına dayalıdır. Haliyle bir numarada bir bilgi yanlışı vardır arkadaşlar. İki numaraya baktığımızda Arap edebiyatından İran edebiyatına 11. yüzyıldan sonra Türk edebiyatına geçmiştir. Doğrudur. Arap edebiyatından İran edebiyatına geçmiştir Aruz. Daha sonrasında İran edebiyatından da Türkiye Türk edebiyatına geçmiştir 11. yüzyılda. 11. yüzyılda bizim ilk Aruz'la yazmış olduğumuz eserimiz de Kutatku Bilik'tir arkadaşlar. Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk eser Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eseridir. Şimdi söyledim. Divan-ı Hikmet değil, Kutatku biliktir. O zaman 3 numarada da bir bilgi yanlışı vardır arkadaşlar. 1 ve 3, 1 ve 3 B seçeneğinde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Ben devamına da bakacağım. Sessiz harfi sesliye dönüştürmek için kelimenin sonundaki sessiz kendinden sonra gelen kelimenin sesli seslisiyle ulama oluşuyor. Yani şöyle bir şey demek istiyor. Mesela benim adım Ozan. İkinci adımda ulaş. Birinci kelimenin son sesi ne? Nedir bu? ünsüz yani sessiz bir harf kendisinden sonra gelen kelimenin ilk sesi ünlü bir ses. Ben burayı açık hece haline getirmek istiyorsam ne yapıyorum? O burası açık. Normalde burası kapalıdır ama ben burayı açmak istiyorum. Ne yapıyorum? O za haline getiriyorum. Za açık hale geliyor bakın buradaki ünlü ses vasıtasıyla. O zaman bunu buraya sanki uluyormuş gibi oza nulaş yani bu şekilde okuyormuş gibi. ...bir işlem yapıyorum. Buna da ne, ne deniliyor? Ulama deniliyor. Ulama'nın diğer ismi de nedir arkadaşlar? Onu da buraya yazayım. vasıldır Yani doğru bir bilgidir. Burada herhangi bir problem yok dört numarada. Beşe bakalım. Aruz gereği dize sonlarındaki hece nasıl biterse bitsin... ...sessiz ile bitmiş muamelesi görülür. Yani dizenin sonunda... ...bunu başka bir soruda da aynı örneği vermiştim. Ee, yine aynı örneği vereceğim. Araba diyelim. Dizenin sonundaki e, kelime yani son e, sözcük araba olduğunu farz edelim. Hecelisini e, ayırırken hece değerine baktığımız zaman a açıktır, ra açıktır ünlü seslerden dolayı. Ba da normalde açık olması gerekir a sesinden kaynaklı. Fakat bu sözcük kelime, pardon dize sonunda olduğu için artık biz e, kilidi vurup aşağıya inmemiz lazım. Yani burayı kapatmamız lazım. Burada ünlü mü varmış, ünsüz mü varmış hiç fark etmez. Burası her zaman kapalı olmak durumundadır. Yani aruz gereği dize sonlarındaki hece nasıl biterse bitsin, hece nasıl biterse bitsin, sessiz ile bitmiş muamelesi görür ifadesi de yine doğrudur. 1-3-1-3. Doğru cevabımız B seçeneğidir.